Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel murselin. Seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Aldı bilen alemlerden Rabbi Allah subhanahu ve ta'ala'a pak hamdu sana ve süyümlük peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ye en güzel durut salamlarımızı yollağın dikin. Kadirli kardeşler, kardeşimiz Ustaz Muhammed Yusuf Kalemge ağan perzentlerimizin kandak terbiyleyimiz mavzuluk kitabımızını anlatışını devamlaştırımız. İnşallah bugün 12. sanımızda nasihat bilen terbiyeleştiğe mavzuluk kergantok muşu mavzudun başlap tıktınlar sunumuz. Allah Subhanehu ve Teala'dan ögengelerimiz, bilgelerimizge emel kılış ve en güzel, en yakşı, en isil perzentlerini terbiyeleşini Rabbimizin bizlerge ata kılışını tüvencilik bilen dileğimiz. Mikrofon aldı da kıyrındışınlar Abdullah Yalqun. Nasihat bilen terbiyeleş. Nasihat, könülünü yumuştadığan, vicdanını hareketlendirdiğin, akılını kayıl kıldığın tesirlik sözler bilen muddaanı kubul kıldırışı tırışış digerlikdir. Nasihatini terbiye usulları katarıda kullanıştın maksat, terbiyelen güçlerinin hissiyatını uygutuş, vicdanını hareketki seliş arkalık, onlarını kubul kıldığın haletki keltürüp bulup, andın onlarının kalbiki güzel ahlak ve yakşı adetlerini yerleştirişin ibarettir. Nasihat kılgıcı ata, ya ki ana, ya ki muallim, kılgan nasihatlerde kançilik ihlasmen, kançilik emeliyatcan ve kançilik samimi bolsa, onun nasihatleri şunçilik tesirlik ve şunçilik ünümlük buludu. Çünkü Çin yürekten çıkan söz, çokum yürek yiğitip barıdı ve onunla tesir kılıdı. Ama iğızdırlı çıkan söz, kulaktılı kılıp, kalıpki ötmeydi. Şuna tesir bulmaydı. Ügütüş bilen nasihat kılış otursudaki perek şu ki, ügütüş birer işini kılışının paydalık ikerliğini çüşendiriş bilen birge, o işini kılışkı buyuruş bilen çekilenidir. Ama nasihat kılış, birer işini kubul kıldırış, ya ki birer pikirini sındırış üçün vicdanı hitap kılış, Adem'nin içki dünyasını tesir körüstüş bilen buludu. Yolu'da kılınan nasihatinin, Adem'nin içki dünyasını körüstüdüğün tesirini hayti çoğun buludu. Şu nasihat, terbiyenin en tesirlik usullerden biri sanıldı. Nasihatinin paydası çoğundur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Aleyhisselam'a hitap kılıp وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ deydu. Yani vez nasihat kılgın. Çünkü vez nasihat müminlerge paydalıktu. Digen bu sözünü Rabbimiz Sûr-i Zâriyat'ın 55. ayeti digen. Nasihat çoğunlar üçün mü paydalık bulgan yerde günahsız kalbi ap akballar üçün elbette paydalıktır. Şeksiz ki, nasihatinin balılarına bulan tesiri intayın çoğundur. Kur'an-ı Kerim vez nasihatler bilen tolgan. Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala Sûr-i Nisa'nın 63. ayeti düşündük deydi. وَعِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا. Yani, onlara nasihat kılgın. Onlara özleri doğruluk tesirlik sözlerini kılgın. Yine Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala Sûr-i Luqman'ın 13. ayeti de وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Yani öz vaqtida Luqman hakim o'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'il chiqim, Allohga shirik keltirmagin. Shirik keltirish haqiqatan cho'ng haqsizlikdir", dedi. Yana Rabbimiz sura Ali Imronning 138-oyatida nima deydi? "Haza bayanun lin-nasi va hudaw va mau'izatun lil-muttaqin." Yani bu Qur'on butun insoniyatga bayondir. Takvadarlarga hidayet ve nasihat tur deydi. Nasihat Adem'ni özgertiş küçüge ige. Vez nasihatinin kımmetini addi sanışkı kat'i bulmaydı. Çünkü vez nasihat bir insanın içki dünyasını özgertip, onu başka bir insanga aylandırıp koyalaydı.
vəz nəsihətinin təsiri bilən hidayət tepib, Müslüman bolğanlar haqqıda yazılğan əsərlər nurğun. Çünki çin yürəkdən qılınğan səmimi nəsihət çuqum yürəkki təsir qılıdı və adəmdə özgürüş peyda qılıdı. Xoş, əmdə nəsihətini qanda qılış kerək deyən sual. Nəsihət qılışının usulları, birinci, sılıq və yumşaq nəsihət qılış. Ölümalardan biri, İslam xəlifələrdən birinin aldığı verib, mən sizə qopalıraq söz bilən bir nəsihət qılıb qoymaqçımən, deyəndə, xəlifə onunqa, ey qərindişim, qandaqlar ki siz mənə qopal nəsihət qılmaqçı bulub qaldınız? Allah Ta'ala sənindən yaxşı birini, mənindən mi yaman birigə əvətib, onunqa yumşaq nəsihət qılışqı buyurğan. Siz Allah Ta'alanın Musa aleyhissalam bilən Harun aleyhissalamını Firavinə əvətib, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Yani onun yumuşak söz kılınlar. O vəz nəsihətini qubul qılışı, ya ki özünün aqibiyetinin qorxuşu mümkün. Dəb əmir qılğanlığını bilməmsiz. Siz Musa aleyhissalam əməz, mən mu Firavin əməz qo, digən ikən. Nəsihət qılğıçının niyeti qancılık xalis bulğan taqdırdımı, qattıq sözlər bilən nəsihət qılış heç qandaq payda bərməkdir. İnsaniyyətinin ülgüsü Hazreti Muhammed aleyhissalam əxlaqda ən kamil, ən şəfqətlik, ən mərhəmətlik, ən alim, ən mahir natıq, ən təqva zat idi. O, heç qaçan qattıq və qopal sözlər bilən nəsihət qılmaydı. Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu Peyğəmbər aleyhissalamını mədhiləb mündaq şiir oxuğan. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ترجمسي سندن اسلني كورغان أمس كوز أياللار تغمدي سندن güzelni hiçbir ayıpsız sapsak töreldin goya halq ettin şundaq özünni Allah Ta'ala Peygamber aleyhisselam'a فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Yani Allah'ın rahmeti bilen sen onlara mülayim buldun. Eğer kopal, bağırı katkı bulgan bulsan, onlar köyrenden tarqap getetti. Diyen, Sûr-i Âl-i İmran 159. ayet. Biz Peygamber aleyhisselam'dan evzel emesimiz, onundan ahlaklık mı emesimiz? Əhval bundaq ikən, nəmə üçün kişilərə qatıqlıq qılımız? Tövənin ayət güzəl bir, bək təsirlik, intayın oyunlaşıqı tekişlik bir qıssı. Məscidki təhərət qılığan adəmnin qıssı. Ənəs ibn-i Malik radiyallahu anhu mündaq deydi. Bir günü Peyğəmbər aleyhissalam bilən məsciddə oldurattıq, şu bəyddə səhralıq bir adəm məscidki kirib, kiçik təhərət qılışqı başlaydı. Onu görgən sahabilər kütülməgən bu əhvalını görüb, O adamdan yeniği yugurdu. Ama Peygamber aleyhisselam onlara toxtanlar. O adamını aldıratmanlar. Süydükünü kısıp almasın, dep onlarını pes kılıdı. Andın helik adam tarihini kılıp bulan deyken, onu yeniği çakırıp, onunla bu mescidler tarih kılış üçün emez, belki namaz okuş ve Kur'an okuş üçün selingan, dep çıraylıkçı nasihat kılıdı. Helik adam etraf tikilerinin gazipeden korkup gidip, söz kılmasın mescidden çıkıp gidiyordu. Namazdan vaxtı kirgende bu adam mescidki kirib, Peygamber aleyhisselamdan arkası durup cemaat bilen namazı koydu. Peygamber aleyhisselam rükudun durup, Semi'allahu limen hamide digini de, hemme cemaat birlikte Rabbena ve lekel hamdu deydi. Fakat hilika adam üllük avazda, Ey Allah, bana ve Muhammed'ki rahim kılgın, biz ikimizden başka hiç kimge rahim kılmagın, deb dua kılıdı. Namaz tügendeyken Peygamber aleyhisselam cemaatki yüzünüp, Helik duanı kimden kılgallıqını soraydı. O adam men dep aldığı çıkıdı. Peygamber aleyhisselam onunla Allah'ın ken rahmetini tar kılvaldığını deydi. Bu hadis İmam Müslim'den sahih Müslim namlıq hadis toplumundan 385. hadisi. Hem de hadisten malum ki mescidki tarih kılgan sehralıq bir adamın kalbini Peygamber aleyhisselam çıraylıq nesihiti ve çeksiz mikriballıqı bilen açkan. Ve onun kalbine kirip Onun şundaq çeksiz sövgüsüge sazavar bulgan. Namazda söz kılgan Adem'nin kıssı. Muaviye ibn Hakem radiyallahu anhu mündaqtaydı. Bir gün ben Peygamber aleyhisselam bilen namaz okuvat ettim.
cemaatlerden biri çüş görebildi. Ben yukarı avaz bilen yerhamukallah dedim. Kişiler bana közleri bilen alaydı. Ben onlara nimi buldu? Hem onlar bana alayıp karayısılar o dedim. Andan onlar kolları bilen tızlarına uğrup beni söz kılıçtığını toktu tışka direşti. Ben bu cim buldum. Peygamber aleyhisselam namazını tüketkendiğin kin bana açıklanmadı. Ya ki beni silkimedi. Ben onundaki alicenap birer terbiyecini burunumu ve kiyimimi hiç görüp bakmadım. O bana namazda tesbih, tekbir, eğitiş ve kıraat kılıçtığın başka söz kılsa bulmaydı dedi. Peygamber aleyhisselam en üçündeki sılık ve mülayimlik bilen nasihat kılıç arkalık kişilerinin kalbinin uğrunu alattı. Könlünü yumuşattı. İkinci, kail kılıç bilen nasihat kılıç. Nasihat kılıcı çokum kişilerini kail kıldığın usullarını kullanışı lazım. Çünkü anlıkçılar onun nasihatlerine kail bulmasa onu kabul kılmaydı. Peygamber aleyhisselam bu vaxta mı bizge en isil örneklerine bergen. Bir gün Peygamber aleyhisselamdan yeniği Kureyş kabilesinden bir yaş gelip onun zina kılışı ruhsat kılışını soraydı. Etrafta oltırganlarına açık geliyordu. Ama Peygamber aleyhisselam onlarını tok tutup elki yaşını yeniği çakırdı ve onun ananın zina kılışını yaktıram sen deyip soraydı. Yaş yak elbette deyip cevap verildi. Andan Peygamber aleyhisselam dünyada hiç kim anısının zina kılışını yaktırmaydı. Ondan da bu işini kızın için yaktıram sen deyip soraydı. Yaş yak deyip cevap verildi. Andan Peygamber aleyhisselam hiç kim kızları için onu yaktırmaydı. Ondan da ağaç sığaldıran için yaktıram sen, tağı ağaçların için yaktıram sen diyen suallarını sorup bulan deyken helik yaşının meydisine mübarek kulunu koyup durup onunla ey Allah bunun günahını keçirgin, kalbini paklığın, onu haramdan saklığın deyip dua kılıdı. Şunun deyken bu yaş haramı kat'i karımaydıgan bulup getirdi. Allahümme cealne minhum. Bu hadis İmam Ahmet'nin Musnadul İmam Ahmet namlı hadis toplumunun 22.265. hadisi. Hadisti körgünümüzdek Peygamber aleyhisselam bu yaşkı çıraylıkçı nasihat kılış arkalık onu kail kılgan ve haramdın saklap kılgan. Üçüncü, resva kılmasın nasihat kılış. Nasihat kılgıçlarından bilibilişki tekiştik muhim bir mesele şu ki bir onun hatalıkı tüzdüş bir iş asası da onun nasihat kılmakçı olan adam çoğum onun kişiler cık yerde nasihat kılmasın belki yalğız yerde nasihat kılışı lazım. Eğer bunda kılmağanda onun nasihat kılış emez onu resva kılgallık buludu. Bunun tüzdüş emez belki eksici selbi netice gelip çıkıdı. Peygamber aleyhisselam hiç kimden ayıpını açmağan ve hiç kimden hatalıkını kişilerinden aldığı yüzüge salmağan. Vez nasihat kişilerine sual koyuş, misallarını keltiriş ve anlıkçılarının fikirlerini anlap birkaç katarlık usullar bilen mi buludu. Vez nasihatinin türlük usullar bilen kılınışı anlıkçılarının zihnini içiş, aklını uygutuş ve düşüncesini aydınlaştırışta alahide ünüm verildi. Kadirli kerindaşlar, şuna kılıp perzentlerimizi kandak terbiyeleyimiz, mavzuluk kitabımızın ki bugünkü anlatışımızı müşerde ahırlaştırımız. İnşallah yeni bir katımlık programımızı görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.